konumuz miyomlar. Miyom nedir? Kadınların baş belası. Neredeyse çok iyi tarama, iyi bir muayene edildiğinde %60'ı kadınların miyomdan şikayetçi. Miyomların ne olduğunu çok basitçe anlatmaya çalışırsam, cildimizde benlerimiz var. Bunlar iyi huylu hücre çoğalmaları. Bu cilde ait hücre çoğalmaları. Rahim bir kas dokusu içerir. Kas dokusunun fazla hücre yapması sonucunda da miyomlar oluşur. Kimlerde miyom oluyor, kimlerde neden olmuyor çok fazla bilmiyoruz ne yazık ki. Ama miyomlar bizi şunun için ilgilendiriyor. Bir, düzenli adet olan kadında düzensiz adetler yapabiliyor. Fazla kanamalara yol açabiliyor. İki, bazı kadınlarda gebelikte problemler yaratabiliyor. Eğer rahimin tam içindeyse gebelik olmasını engelleyebiliyor. Çok büyükse karın içinde basıya bağlı problemler, mesela gaz şikayetleri, mesela kabızlık, mesela idrar biriktirememe ya da karında beklenmeyen şişkinlikler gibi problemler yaratabiliyor. Bu nedenle kadınların muayenelerinde bir miyom tespit edildiyse bunların düzenli takibe gelmesi gerekli. Miyomları ne zaman müdahale ediyoruz, ne zaman tedavi etmeye kalkıyoruz? Kadına şikayet yaratıyorsa, yani yaşam kalitesini bozacak şekilde bir problem yaratıyorsa. Yaşam kalitesini bozan problemler nelerdir? Evet, sokağa çıkarken saat başı idrara gitmek hoş bir şey değil. Bundan şikayetçi olur kadın, yaşam kalitesini bozar. Ya da normalde 6-7 gün süren, 5-6 gün süren adet kanaması 10 günü, 12 günü, 13 günü buluyorsa, çok fazla kanıyorsa, kadında kansızlık yaratıyorsa. Bunlar önemli yaşam kalitesini bozan problemler. Böyle durumlarda miyomları tedavi etmek gerekiyor. Miyomların tedavisi nasıl yapılır? Temel tedavi cerrahidir. Çıkartmak her zaman en kesin çözümdür. Ama sonuçta cerrahi tedavi her zaman için bir risk getiren tedavidir. Medikal, yani ilaçla olan bir miyom tedavisi var mı? Evet, bazı ilaçlarla miyomları küçültebiliriz ama bu küçültme işlemi genellikle geçici süreyle olur. Özellikle yalancı menopozu oluşturan ilaçlarımız var elimizde. O ilaçlarla 6 aya kadar bu tür tedaviler yapabiliriz. Bunları ne zaman kullanıyoruz? Rahimin içinde olup da gebeliği engelleyebildiğini düşündüğümüz miyomları küçültüp birden gebe kalmasını sağlayıp sonradan cerrahi gerekirse hastayı cerrahi tedaviye götürme yolunu çizersek. Bu bir yöntem ama 6 aydan fazla bu yalancı menopoz oluşturacak ilaçları kullanmanın başka sakıncaları var. Kemik erimesi gibi problemler yaratıyor. Uzun süreli adet olmama hasta için psikolojik problemler yaratabiliyor. Başka medikal tedaviler yok mu? Aslında çok başarılı olan başka bir tedavi de söyleyemeyeceğim. İkinci bir tedavi yöntemi cerrahi, ki temel tedavi yöntemidir. Bu cerrahi yöntemin çeşitleri olabilir. Vajinal yoldan, eğer çok rahimin içinde, boşluğun içindeyse yapılabilir. Küçülterek vajinal yoldan yapılabilir veya histeroskopi dediğimiz rahimin içini kamerayla görerek keserek aldığımız miyomlar çok da oluyor. Veya karından sezaryana benzer bir yara ile almak büyük miyomlarda daha çok tercih ettiğimiz bir yöntem. Ya da laparoskopik yöntemle, hastalar kapalı yöntem diye tarifliyorlar. Laparoskopik yöntemde 3 ya da 4 tane delikten kamera ve işlem yapıcı aletleri sokabildiğimiz deliklerden bu işlemi yapmak ve miyomları çıkarmak. Bu üçü de güzel teknikler ama hepsini hastaya göre değerlendirmek gerekir. Başka daha uç tedaviler yok mu? Evet, yüksek frekanslı ultrasonografi ile öldürmek gibi daha çok prostatta kullanılan bir teknik ama ümit vaat ediyor, henüz daha miyomlar için çok çok geniş bir kullanım alanı bulamadı. Bir de miyomları besleyen damarların tıkanması, bazı maddelerle tıkanarak miyomun beslenmesini bozmak, çürüyerek kaybolmasını sağlamak, o da bir yöntem. Ama o da her miyomda başarılı olmuyor. Çünkü bazı miyomların tek bir damarı varken başka bazı miyomlarda 3-4 damardan beslenebiliyor. Biz bir tanesini tıkayarak miyomun hepsini öldürme, küçültme imkanı bulamıyoruz.
Sonuçta miyomlar yaşam kalitesini bozan problemler ama temelde miyomların iyi huylu olduğunu, ciddi bir yaşam kalitesini bozan problem yaratmadıkça dokunmadan menopoza kadar sabredildiği takdirde östrojen hormonlarının menopozda azalması, geri çekilmesiyle vücuttan küçüldüğünü ve daha hastayı daha rahat bir konuma getirdiğini gözlemliyoruz. Onun için miyomlar için özellikle söyleyebiliriz, hastalık yok, hasta vardır. Her miyomun tedavisini kişi bazında değerlendirmek gerekir. Teşekkür ederim.